Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle 8. sınıf inkılap tarihi bir kahraman doğuyor ünitesinin full tekrar çalışmasını yapacağız. Ee, öncelikle anlatımıma daha çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü konuyla ilgili e, bütün detayları kalabalık bir şekilde not olarak almadım. Size bu ünite ilgili püf noktaları vereceğim arkadaşlar. Birinci, birinci ünite ile ilgili karşınıza çıkan soruları rahatlıkla çözebileceksiniz inşallah dedikten sonra eğer hazırsanız hemen birinci ünitenin full tekrar çalışmasına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Şimdi arkadaşlar Avrupa'da bilim ve teknoloji önem kazanmaya başladı zamanla. Tabi aydınlanma çağındaki düşünürler zamanla arkadaşlar e, çeşitli bilimsel düşünceler ortaya attılar. Bunun teknolojiyle ile birlikte e, birleşmesi sonucunda arkadaşlar sanayi inkılabı başladı. Tabi makineler sayesinde üretim hızla artmaya başladı arkadaşlar. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Yani e, birden çok ürün üretildiği için bunları nereye satacağız? Olayı pazar ihtiyacını. Ee, peki ne kullanarak biz bu üretimi gerçekleştireceğiz? Ham madde. E peki bütün ham maddeler tek bir ülkede mi? Hayır. Onun için ham madde problemi de ortaya çıktı. Tabi bu durum sanayisi gelişen ülkeler için bir sorun haline geldi. Avrupalı devletler arkadaşlar ihtiyaç duydukları ham maddeyi Başka ülkelerden zorla temin etmek istedikleri için bu da sömürgeciliği ortaya çıkardı. Yani sömürgecilik faaliyetleri hızlanmaya başladığı sanayi inkılabıyla birlikte. Tabi Avrupa'da yaşanan bir diğer gelişme 1789 yılındaki Fransız ihtilaldir arkadaşlar. Fransız ihtilali ile birlikte hangi kavramlar yaygınlaştı? Adalet, özgürlük, eşitlik özellikle ulusal egemenlik ve milliyetçilik kavramları yaygınlaşmaya başladı. Bu kavramlar, mesela demokratik bir kavram olan ulusal egemenlik yaygınlaşmaya başlayınca antidemokratik, yani demokra demokratik olmayan monarşik kavramı önemsizleşmeye başladı ve çok uluslu imparatorluklar dağılmaya başladı. Demokratik olmayan devletler dağılmaya başladı. Milliyetçilik kavramı ile birlikte çok uluslu imparatorluklar yıkıldı arkadaşlar. Niye? Şimdi mesela Osmanlı çok uluslu bir devlet mi? Evet. Osmanlı'nın çok uluslu bir devlet olmasıyla birlikte arkadaşlar milliyetçilik kavramı yaygınlaştı mı evet. Şimdi arkadaşlar şurası Osmanlı toprağı. Burada Sırplar var, şurada Yunanlılar var. işte Rumlar var. Şurada Ermeniler var. Şurada Arnavutlar var. Şurada işte Boşnaklar var. Bunlar ayaklanıp kendi devletlerini kurunca Osmanlı Devleti yıkılmaya başlıyor. Yani biz diyoruz ki ulusal egemenlik kavramı demokratik olmayan devletleri, milliyetçilik kavramı ise çok uluslu devletleri ne yaptı? Dağılma sürecine soktu. Fransız ihtilalini ortaya çıkardı kavram. Şimdi şuna dikkat edin. Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkarmış olduğu sömürgecilik, e, Fransız ihtilalini ortaya çıkardı. Ulusal egemenlik ve milliyetçilik kavramları Dünya devleti hem ham madde kaynağı bakımından zengin devletleri hem çok uluslu imparatorlukları hem de demokratik olmayan devletleri olumsuz etkilemiştir. Şimdi arkadaşlar peki Osmanlı Devleti'ni kısaca bir inceleyelim. Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında tek bir kelime ile özetleyecek olursam arkadaşlar olumsuzluk, kötü durum söz konusu. Batı'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti yeterince takip edemiyor. Siyasi, sosyal, ekonomik, toplumsal gibi birçok alanda geri kalmaya başlıyor Osmanlı Devleti. Tabi Osmanlı Devleti bu dönemde çok uluslu toplum yapısından dolayı daha demin bahsettiğim gibi Fransız ihtilalini getirmiş olduğu özellikle milliyetçilik kavramından olumsuz etkileniyor. Azınlıklar milliyetçilik kavramının etkisiyle ayaklanıyor ve Osmanlı Devleti Balkanlarda büyük çapta toprak kaybı yaşıyor. Şimdi İngiltere'de ortaya çıkan sanayi inkılabı da sömürgeciliği ortaya çıkarmıştır. Osmanlı Devleti de ham madde ve pazar bakımından uygun şartlara sahipti. Bu da tabii vampirlerin, İngilizlerin, Fransızların iştahını kabartıyordu arkadaşlar. Bu durum Osmanlı Devleti'nin sömürgeci devletlerin hedefi haline gelmesine yol açıyor. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ekonomisi kötüye gittiği için ne oluyor? Dış borç alıyor. Dış borcunu ödeyemeyince ne kuruluyor arkadaşlar yabancı devletler tarafından? Duyunu... Umumiye İdaresi. Ya da bir diğer adıyla arkadaşlar Genel Borçlar idaresi. Duyun Umumiye İdaresinin mantığı şu diyor ki: "Paramı ver oğlum." Osmanlı diyor ki: "Para yok kardeş." Ya diyor ki: "Paran yoksa yeraltı kaynağım var. Nasıl alacağım ben o yeraltı kaynağını?" Duyun Umumiye idaresi. ile Duyun Umumiye İdaresi Osmanlı devletinin borçlar karşılığında önemli yeraltı kaynaklarına el koyan bir idare yabancılar tarafından kurulan. Biz diyoruz ki Osmanlı devletinde Duyun Umumiye İdaresinin varlığı ekonomik bağımsızlığımızın elden gittiğinin kanıtıdır. Şimdi Osmanlı Devleti her alanda kötüye gidiyor mu? Evet bu kötü gidişata dur demek için bazı demokratik çalışmalar yapıyor. Azınlık ayaklanmaları ve devletin dağılmasını ve Avrupa devletinin iç işlerimize müdahale etmesini önlemek amacıyla tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve meşruiyetin ilanı gibi çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Şimdi tanzimat fermanı ile gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara hukuki ve toplumsal alanda bir takım haklar verilerek Devletin dağılması önlemek istendi fakat başarı sağlanamadı. Niye? Çünkü tanzimat fermanında örnek veriyorum arkadaşlar. Tanzimat fermanında var bu. Diyor ki azınlıklar da askerlik yapacak. Azınlıklar diyor kanka ben niye askerlik yapacağım ya diyor. Şimdi bu çeşit bir e, takım adaletsizlikler hem vergide hem adam kayırmalar e, hem de askerlik olayı bir takım sıkıntılar ortaya çıkardığı için tanzimat fermanıyla azınlıklara verilen batılı e, hakların batılı devletler tarafından yeterli görülmemesi ve azınlıkların ayaklanmalarının da devam etmesi nedenlerinden dolayı bu sefer ne ilan ediliyor? Islahat fermanı. Ya, yani, tanzimat fermanı ayaklanmaları durdurmaya yetmiyor arkadaşlar. Daha sonra diyorlar ki ıslahat fermanını yapalım. Şimdi ıslahat fermanıyla gayrimüslimlere siyasi, askeri, hukuki alanlarda bakın gayrimüslimlere daha çok müslüman olmayanlara çeşitli alanlarda haklar veriliyor. Daha fazla ayrıcalık verildiği için Türk halkı tepki koyuyor arkadaşlar. Ee, ve ıslahat fermanında gayrimüslimlerin siyasi haklar elde etmeleri ee, ve mesela diyor ki gayrimüslimler bulundukları bölgenin işte meclislerine üye olabilecek. E gayrimüslimler buraya üye olduktan sonra, seçildikten sonra ne yapıyor? Diyor ki bağımsızlık istiyoruz. Yani siyasi olarak güçleniyorlar istenenin aksine istenmeyen sonuçlar ortaya çıkardı diyebilirim ıslahat fermanı için. Şimdi arkadaşlar daha sonra ne oluyor? Tanzimat ve ıslahat fermanları beklenen etkiyi yaratmıyor. Daha sonra Jön Türkler yani Genç Osmanlılar adı verilen grup hükümete baskı yapıyor. Bu baskının sonucunda Türk tarihinin ilk anayasası olan kanunun esası hazırlanıyor ve meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle Osmanlı Devleti'nde yönetim şekli değişiyor. Eski yönetim şekli arkadaşlar? Monarşi. Peki yeni yönetim şekli ne? Meşrutiyet. Hocam meşrutiyet nedir? Arkadaşlar meclis artı padişah. Yani yönetimde padişahla birlikte bir de meclisin görev yaptığı sisteme biz ne diyoruz? Meşrutiyet yönetimi diyoruz. Osmanlı Devleti'nin bulunduğu zor durumdan kurtarmak amacıyla tabi bu meşrutiyet arkadaşlar işe yaramıyor onu da söyleyeyim. Yani yap, demokratik bir çalışma Osmanlı Devleti'nde ilk defa halk kısıtlı da olsa yönetime katılıyor meşrutiyetle demokratik bir çalışma fakat istenen etkiyi yine yaratmıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bulunduğu zor durumdan kurtarmak amacıyla bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. Biz buna diyoruz ki fikir akımları. Nedir bu fikir akımları? Osmanlıcılık, Türkçülük İslamcılık ve Batıcılık arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyelim. Şimdi Osmanlıcılık fikir akımında diyor ki din, dil, ırk, renk fark etmeksizin herkes eşit sayılacak. Devletin dağılması ancak bu şekilde önlenebilir. Yani diyor ki bir yanında Yahudi, bir yanda Osmanlı, Müslüman diyor ki bunlar eşittir birbirine ama arkadaşlar tabii ki devletin dağılmasını önlemiyor. Osmanlıcılık fikir akımı Balkanlardaki son devlet olan Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmasıyla önem kaybediyor. İslamcılık fikir akımı da diyor ki İslam dünyası, dünyası ümmet bilinci yani Müslümanlık ile halifelik çatısı altında bir araya gelirse devlet da almaktan kurtulur. Tabi e, tabii Türkçülük fikir akımı e, Türk kültürünün korunması, Türklük bilincinin geliştirilmesi ve Türklerin tek çatı altında birleşmesiyle devlet dağılmaktan kurtulabilir düşüncesini savunuyordu diyebiliriz arkadaşlar. İslamcılık fikir akımı da e, şundan bahsederim sevgili arkadaşlar. Türkçülük bu arada e, önceki bir sonraki sayfadan buraya kaymış tekrardan. Şunu bir daha bahsedeceğim. Şimdi İslamcılık fikir akımı hocam ne zaman sona eriyor? Araplar e, kimle işbirliği yapıyor? Kardeşlik yapıyor İngilizlerle. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklanması bu fikir e, akımını ne yapıyor arkadaşlar? Osmanlı'ya karşı ayaklanması bu fikir akımını sona erdiriyor diyebiliriz. Şimdi Türkçülük fikir akımı var. Bu da Osmanlı'cılık fikir akımının sona ermesiyle e, önem kazanmaya başlıyor. Türk kültürünün korunması, Türk'lük bilincinin geliştirilmesi ve Türklerin tek çatı altında birleşmesiyle devlet dağılmaktan kurtulabilir düşüncesini savunuyor. Arkadaşlar Türkçülük fikir akımı devletin dağılmasını önleyemiyor. Sadece... Kurtuluş e, savaşının kazanılmasında e, yani zafere e, ulaştırılmasında etkili. Birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili. Peki batıcılık fikir akımı neyi savunuyor? Diyor ki Avrupa'nın örnek alınması Osmanlı Devleti'nin almasını temel nedeni olarak görüyor batıcılar. Diyor ki bu nedenle batıcılık fikir akımı devletin almasının Avrupa'yı örnek alarak engellenebileceğini savunuyor. Tabii biz batının teknolojisini... İşte gelişmişliğini örnek almak yerine kültürünü örnek aldığımız için devlet dağılmaktan kurtulamıyor. Tabi arkadaşlar Selanik kentinin özelliklerine bakalım. Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği şehirdi Selanik şehri. Türkler, Rumlar, Sırplar, Ermeniler ve Yahudiler bir arada yaşıyor arkadaşlar. Ee, Tabi bunlar bir arada yaşıyorsa biz ne diyoruz arkadaşlar? Ee, burada e, çok ulusluluk var. Çok uluslu bir şehir. İstanbul ve Manastır kentlerine demiryolu bağlantısı var. O zaman ulaşım da gelişmiş. Avrupa'da farklı dillerde çıkan gazete ve dergilerin yayınlandığı, o zaman e, kültürel hayat canlı, yani kültür çeşitliliği var. E, sosyal çeşitlilik var. Sosyal hayat zengin. Ege Denizi'ne açılan önemli bir liman kenti arkadaşlar o zaman ticaret yani ekonomik olarak da gelişmiş bir şehirdir Selanik. Bak şunu bilin. Selanik'te dil çeşitliliği vardır, din çeşitliliği vardır, ırk çeşitliliği vardır, kültürel çeşitlilik vardır. Bunlar saydıklarımın hiçbirinde birlik yoktur. Çünkü farklı kültürler, farklı diller, farklı dinler mevcut. Selanik'in bu özellikleri Mustafa Kemal'in değişim ve gelişimi açık biri olmasında ve çağdaş yaşam tarzını benimsemesinde etkili oluyor. Gel gelelim konumuzun özüne. Mustafa Kemal'in hayatı arkadaşlar. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım babası ise Ali Rıza Efendi. Annesi biraz daha geleneksel bir yapıya sahip. Yani terlik fırlatan Türk annesi gibi böyle arkadaşlar geleneksel bir yapıya sahip babası ise arkadaşlar modern bir düşünce yapısına sahip Ali Rıza Efendi. E tabi bu durum Mustafa Kemal'in hem geleneksel düşünceleri tanımasında hem de modern bir kişi olarak yetişmesinde etkili oluyor. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal e, okul hayatı başladığı zaman e, daha sırasıyla hangi okullara gitti? İlk başta ona bakalım. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu şöyle P diyelim. İstanbul Harp Akademisi, Akademisine sırasıyla gidiyor Mustafa Kemal. Tabii Mustafa Kemal'in okul hayatına başladığı sıralarda geleneksel tarzda eğitim veren mahalle mektebi ile modern tarzda eğitim veren Şemsi Efendi bir arada bulunuyordu arkadaşlar. Tabi bu durum Osmanlı'da eğitim ve öğretim birliğinin olmadığının kanıtıdır. Önemlidir bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum mahalle mektebi Şemsi Efendi birbirinden farklı eğitim veriyor. Bir tarafta geleneksel, diğer tarafta modern eğitim veren okul var. O zaman biz diyoruz ki Osmanlı'da eğitim birliği, eğitim ve öğretim birliği söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal ilk başta annesinin isteğiyle mahalle mektebine, sonra Şemsi Efendi'ye gidiyor. Sonra babasını kaybediyor. Daha sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidiyor arkadaşlar. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gittiği sıralarda çevresinde gördüğü üniformalı kişilerden etkilenerek ve annesi karşı çıkmasına rağmen Selanik Askeri Rüştiyesi sınavlarına giriyor ve başarılı oluyor arkadaşlar. Bu durum bak Annesi karşı karşı çıkmasına rağmen Mustafa Kemal Seranik askeri üstleşmeyi tercih ettiği için biz Mustafa Kemal'in kararlı bir kişilik yapısına sahip olduğunu ve askerlik mesleğini tercih etmesinde bakın burasını da arkadaşlar nereye ilişkilendiriyoruz? Sosyal çevresi etkili. Niye? Çevresinde gördüğü üniformalı kişilerden etkilenerek e, Seranik askeri üstleşine gittiği için askerlik mesleğini tercih etmesinde sosyal çevresinin etkili olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabi Mustafa Kemal daha sonra Manastır Askeri İdadesi'nde e, gidiyor burada arkadaşlar. Mustafa Kemal'in fikir hayatında en çok etkili olan okul Manastır Askeri İdadesidir. Tabi burada okuduğu eserler sayesinde vatan ve özgürlük temalarının namı Kemal'den. Türk milliyetçiliği ve Türk tarihini Mehmet Emin Yurda kullanan Eşitlik, adalet ve ulusal egemenlik kavramlarını Fransız yazarlar olan Jean-Jacques Rousseau ve Voltaire gibi kişilerden öğreniyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal idadi yıllarında arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi duyarak hitabet, güzel konuşma sanatını becerisini kazanıyor. Nedir güzel konuşma? İşte mesela 10. yıl nutkunda Mustafa Kemal diyor ya Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Böyle vurgulu güzel konuşma sanatıdır. Bunu Ömer Naci'den etkilenerek arkadaşlar ne yapıyor? Kazanıyor. Tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'den etkilenerek kendisinde tarih bilinci oluşuyor. Bu arada bir noktaya atladım. Mustafa Kemal arkadaşlar Selanik askeri rüştiyesinde yüzbaşı Mustafa Bey tarafından kendisine Kemal adı veriliyor. Yani Selanik askeri rüştiyesinde Mustafa Kemal Kemal adını da alıyor. Selanik askeri rüştiyesi bu arada arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerlik hayatına ilk adımı attığı okuldur. Mustafa Kemal'in fikir hayatının şekillenmesinde peki kim etkili? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Namık Kemal ve Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi yerli ve yabancı düşüncelerle birlikte Fransız İhtilal, 1897, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, ABD Bağımsızlık Mücadelesi, Aile ve Sosyal Çevresi, Eğitim Gördüğü Okullar, Öğretmenleri ve Arkadaşları da etkili oluyor. Bu arada 1897 Osmanlı-Yunan savaşı çıktı zaman Mustafa Kemal öğrenci okuldan kaçarak yaşı küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmak istiyor. Mustafa Kemal'in yaşı küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmak istemesi vatansever olduğunun göstergesidir diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada İstanbul Harp Okulu'nda Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte çıkartılan bir gazeteye başkanlık yapıp Mustafa Kemal'in liderlik özelliklerinin de bir göstergesidir. Dil öğrenimine çok önem veriyor. Fransızcasını geliştiriyor. Bu da Mustafa Kemal'in hem çalışkan olduğunu hem planlı programlı çalıştığını bize gösteriyor. Mustafa Kemal'in askerlik hayatına bakacak olursak Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan İlk görev yeri Şam 5. Ordu'dur arkadaşlar. Şam 5. Ordu Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. Manas İstanbul Harp Akademisi'nden yüzbaşı rütbesiyle mezun oluyor, kurmay yüzbaşı. Daha sonra ilk görev yeri olan Şam 5. Ordu'ya gidiyor. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Bu durum Mustafa Kemal'in siyasi çalışmalarda bulunduğunun, ülke sorunlarıyla yakından ilgilendiğinin ve teşkilatçı bir kişilik yapısına sahip olduğunun kanıtıdır. Çünkü bir cemiyet kuruyor, bir oluşum meydana getiriyor. Bu da Mustafa Kemal'in teşkilatçı olduğunu gösteriyor. Şimdi Fransa'da arkadaşlar Picard'in manevraları var. Bu bir nedir arkadaşlar? Bu bir askeri tatbikattır. Tatbikat. Buna katılıyor arkadaşlar. Ee, tabi Osmanlı ordusunu temsilen kim katılıyor? Mustafa Kemal Atatürk. Tabi askerlik ile ilgili üstün yetenekleri var. Diyor ki abi ileride uçaklar, Hava kuvvetleri orduların vazgeçilmez unsuru olacak. Bu da Mustafa Kemal ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Tabii bu bilgi ve becerisiyle manevraları izleyen yabancı subayların takdirini toplamasını sağlıyor. Tabi arkadaşlar Mustafa Kemal'in askeri görevlerinden biri de hareket ordusundaki kurmay başkanlığı görevi. Şimdi 31 Mart vakası çıkıyor. Nedir 31 Mart vakası? İstanbul'da meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla çıkan bir ayaklanma. Meşrutiyet yanlıları ayaklanmanın bastırılması için Selanik'teki askeri kuvvetlerden yardım istiyor. Diyor ki gelin bizi kurtarın. E tabi Selanik'te Hareket Ordusu adıyla bir birlik hazırlanıyor. Mustafa Kemal de Hareket Ordusu'nda kurmay başkanlığı görevinde İstanbul'a gelen Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırıyor. Meclis kararıyla 2. Abdülhamit görevinden alındığı yerine de 5. Mehmet Reşat tahta çıktı. Bakın arkadaşlar şimdi bu bir irtica girişimidir. Yani gerici bir ayaklanmadır. Niye? Eski yönetim nedir? Monarşi. Yeni yönetim nedir? Meşrutiyet. Şimdi sen yeni yönetimi yıkıp yerine eskiyi getirmek istiyorsan sen ne, nesindir? Sen gericisindir. Yani gericinin bir diğer adı İrtica. O zaman 30 Mart ayaklanması gerici bir ayaklanmadır. Peki Mustafa Kemal gelip burada daha demokratik olan meşrutiyet rejimini korumak istiyorsa biz diyoruz ki Mustafa Kemal demokrasi ve yenilik yanlısıdır bunu unutmayın. Ve bu ayaklanma bastırıldıktan sonra Mustafa Kemal diyor ki bizim işimiz bitti geriye kalan işler sivil yöneticilere aittir. Bu düşüncesiyle de Mustafa Kemal ordunun siyasetten ayrılma fikrinin, fikrini savunduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi İtalya bir de Trabzonskarp Savaşı var Mustafa Kemal'in askeri görevlerinden biri. İtalya 1911 yılında Trabzonskarp bölgesini işgal ediyor. Niye? Çünkü ham madde kaynağına ihtiyaç var. Ee, yani hem Trabzonskarp bölgesi İtalya'ya yakın hem de e, ham madde kaynakları bakımından zengin İtalya sanayisini ham madde bulmak istiyor. O zaman e, Trabzonskarp Savaşı'nın temel nedenlerinden biri sömürgeciliktir arkadaşlar diyebiliriz. Tabi Osmanlı Devleti bölgeye donanma gönderecek güçte sahip değildi. Trablusgarp'a geçebilecek olan Mısır'da İngiliz işgalinde olmasından dolayı Osmanlı Devleti karadan da Trablusgarp bölgesine yardım gönderemedi. Tabi Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey takma adıyla gönüllü olarak gizlice Trablusgarp bölgesine gitti. Dağınık halde bulunan yerel halkı İtalyanlara karşı örgütledi. Tabi Mustafa Kemal Trablusgarp savaşına gönüllü olarak katılması vatansever olduğunun yerel halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi teşkilatçı bir kişilik yapısına sahip olduğunun kanıtıdır. İtalya sömürgeci düşünceli Trabzgarp bölgesine saldırdığı için Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadelede yine Trabzgarp savaşıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabi biz burada Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta başarılar kazansa da biz burada geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Balkan savaşları patlak veriyor. İtalya boğazlara asker falan çıkardığı için İtalyanlarla biz hangi antlaşmayı imzalamak zorunda kalıyoruz? Uşi antlaşmasını ee, ve Uşi Antlaşması ile Trabuzkar Savaşı'nın sona erdiğini söylüyoruz. Şimdi Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trabuzkar bölgesini kaybediyor. Antlaşmada Trabuzkar halkının dini açıdan halifeye bağlı kalacağı kararı alınıyor. Bu kararla da ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Kültürel bağlarımızı devam ettirmek istiyoruz Trabuzkar bölgesiyle. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in diğer bir mücadelesi şimdi Transkaf Savaşı'nı fırsat olarak gören Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karada Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla Balkan Savaşları başlıyor. Birinci Balkan Savaşı'nda arkadaşlar biz Osmanlı Devleti olarak Midye Enes hattına kadar Birçok toprağımızı kaybediyoruz. Edirne'de dahil olmak üzere. İkinci Balkan Savaşı da başlıyor tekrardan. Bulgaristan daha çok toprak kazandığı için. E, tabi diğer devletler bu sefer kime saldırıyor? Yani Sırbistan, Yunanistan, Karada bunlara ek olarak Romanya toplanıp bu sefer Bulgaristan'a saldırıyorlar. İkinci Balkan Savaşı'nda. E, Osmanlı Devleti de bu karışıklıktan faydalanarak Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakların bir kısmını geri alıyor. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı, 1. Balkan Savaşı'nda aktif bir görevi yok. 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor. Fakat Mustafa Kemal'in bulunduğu bölgede herhangi bir sıcak çatışmaya da savaş yaşanmıyor arkadaşlar. Tabi Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndan önceki son görevi Sofya Ateşe Militerliği görevidir. Ateşe Militer demek ne demek arkadaşlar? Askeri elçi demek. Şimdi burada askeri elçi olarak görev yaptığı için görüştüğü devlet adamlarıyla yaptığı konuşmaları İstanbul'a rapor olarak görevlen gönderiyor. Farklı devlet adamlarıyla görüşmesi diplomasi diplomasidir arkadaşlar. Yani biz diyoruz ki Sofya Ateş'e militerliği görevi Mustafa Kemal'in daha çok diplomasi alanında tecrübe kazanmasını sağlıyor. Yani sadece şurayı bilin sizin için yeterli. Kişilik özelliklerine e, vurgu yapalım Mustafa Kemal'in. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in bazı ifadeleri, bazı çalışmaları var. Bunları kişilik özelliklere ilişkilendireceğiz. Mesela diyor ki yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca ufku görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmelidir diyor. Biz buna bakarak Mustafa Kemal ile ilgili ne diyoruz arkadaşlar? İlerli. <laughs> i̇leri görüşlüdür diyoruz. Çanakkale Savaşı'nda düşmanın nereden çıkartma yapacağını bilmesi de yine ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Ben düşündüklerimi sevdiklerimi olduğu gibi söylerim. Biz deriz ki Mustafa Kemal açık sözlü. Trafikar Savaşı'nda yerel halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi teşkilatçı olduğunu gösteriyor. Henüz öğrenci olmasına rağmen 1897 Osmanlı Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçması vatansever arkadaşlar. tarih, edebiyat ve matematik gibi farklı alanlarda eserler yazıp çalışmalar yapması çok yönlü olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İstanbul Harp Okulu'nda arkadaşlar birlikte çıkardığı gazeteye öncülük yapması liderlik, kişilik özelliğiyle ilgilidir Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in birçok kişilik özelliği var ama daha çok soru bankalarında bunlar karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar kaleme almış olduğum 8. sınıf LGS video ders notları kitabım var. Ses Plus soru bankam var. Smart soru bankam var. Ve ses deneme serim var arkadaşlar. Bunları satın almak isteyen arkadaşlarım için satış linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Kitapların hepsi bomba kitaplar. Tavsiye ederim arkadaşlar sizlere. Ee, bu arada Metin Hoca'yı siz bu noktaya getirdiniz. Siz büyüttünüz. Sizlerle 20.000 aboneyi geçtim. Ee, arkadaşlar abone olursanız çok çok mutlu olurum. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. LGS'de de başarılar diliyorum.